Aslında bu videoyu yapmak kafamda hiç yoktu ama sonradan Rocket League sezon 7 ile ayağa kalkar mı videosuna bir gelen yorum sayesinde dedim ki bu videoyu kesinlikle yapmalıyım. Çünkü hem çoğu kişi tarafından bilinse bile fazla üstünde durulmamış bir konu Türkiye özelinde. Ve Rocket League için büyük bir değişim aslında bu. O da Rocket League ve Unreal Engine 5 konusu. Öncelikle arkadaşlar Unreal Engine 5'i çok kısa açıklayacak olursak bir oyun motoru kendisi. Nisan 2022 tarihinde çıkış yapmış. Böyle büyük oyunların özellikle bolca kullandığı tercih etti. Gayet böyle kendini kanıtlamış bir oyun motoru. Şimdi oyunlar neden genel olarak oyun motoru değiştirir? Atıyorum bir oyun söyleyelim. Mesela Overwatch. Overwatch 2 çıkıyor bildiğiniz gibi. Ve yani Overwatch'tan sıkılan insanlar hani yeni bir oyun arayışına giriyor artık. Ve tarihine göre de demoda kalan bir oyun olduğu için bazı insanlar tarafından. Genel olarak oyunlar bu taktiği izliyor. Rocket League'de de bu arada Psyonix de böyle bir açıklama yaptı. Dedi ki uzun vadeli bir proje üstünde düşünüyoruz. Açıklamada bu arada kaynaklarını şeye koyacağım. Videodaki aşağı kısma koyacağım. Hani alıp okuyabilirsiniz İngilizce ama çeviri kullanarak muhtemelen anlarsınız diye düşünüyorum. Neyse şöyle bir açıklama yaptı Psyonix. Rocket League için uzun vadeli güzel bir proje hakkında düşüncelerimiz hatta girişimlerimiz var dedi. O tarz bir açıklamaydı. Ve bu da aslında Unreal Engine 5'i kastediyor. Peki bu neden Rocket League için büyük ve uzun vadeli bir proje? Öncelikle teknik böyle detaylarla işte oyun motorunun özelliklerinden çok fazla bahsetmeyeceğim. Bu videonun konusu daha böyle ağırlıklı olarak hani Rocket League ile Unreal Engine 5 bilirsin ne olur. İşte gelecekte neler görürüz gibisinden konuşacağım. Ama şunu ön bilgisini vermem lazım. Rocket League şu anda Unreal Engine 3 kullanıyor. Yani 2007 yılında çıkmış 15 senelik bir oyun motorunu kullanıyor. Peki bu Rocket League'de sırıtıyor mu? Hayır. Öncelikle bunu söyleyeyim. Hani bir oyun motoru değiştirme ihtiyacı açıkçası ben görmüyorum Rocket League konusunda şu anlık 2022 yılı itibariyle. Fakat işte bir değişen dünya ne bileyim oyunlar gelişiyor. Bazı oyunlar büyük yapımlar ikinci oyunlarını çıkarıyor. Rocket League'de böyle bir adım atmış gibi gözüküyor. Hop şurada bir yandık. Devam edelim. O yüzden böyle bir düşünceleri var. Peki neden böyle bir düşünceleri var? Benim yani çıkarım şu oldu. Hani Rocket League iyice böyle oyuncu bakımından düşüyor. Oyunu bu arada hala oynayan var. Ama genel olarak böyle Rocket League'i seven bir kitle oynuyor. Yani benim gibi işte bizim takipçilerimiz gibi. Ya da ne bileyim başka YouTuberların takipçileri gibi. Ya da böyle çok uzun zamandır Rocket League'i oynayıp artık oyunla bir bağ kurmuş insanlar gibi. Gerçi bu da ben oluyorum. O yüzden oynamaya devam ediyor. Ama bakın şu karışıklık olmasa ben Psyonix'ten bahsediyorum ya Unreal Engine 5'i gösterirken. Şimdi diyeceksiniz ki abi sen eleştirirken Rocket League'i Epic Games'e hedef gösteriyorsun. Ama işte böyle bu tarz işte oyunla alakalı grafiklerle alakalı bir yenilikler olduğunda neden Unreal Engine 5'i daha doğrusu Psyonix'i gösteriyorsun? Şimdi arkadaşlar şunu unutmayalım. Psyonix oyunun geliştiricisi. Oyunun geliştiricisi ne demektir? Oyunun yapımından tut, grafikleri, oyunun geliştirilmesi hakkında sorumlu her şeydir. Yani oyunun geliştiricisi adı üstünde. Ama atıyorum oyuna bir mod gelecekse, ne bileyim işte şu modu getirelim, bu modu getirelim. Bunu Epic Games yani. Niye? Çünkü Epic Games bu oyunun pazarlayıcısı ve oyuna şunu getirelim, bunu getirelim diyebilir. Ama bunu yapacak da Psyonix. Yani Epic Games oyunun yayımlayıcısıdır. Psyonix de bunu geliştirir. Adı üstünde geliştirici bir şey geliştiriyor. Epic Games'e sunuyor bunu. Ve diyor ki Epic Games'e tamam kardeşim güzel olmuş. Bunu oyuna koyabiliriz. Abi bunun en güzel örneği işte yeni gelen bir tane Battle Royale modu vardı ya arkadaşlar. Ben mesela bu konuda Epic Games'i takdir ettim. Aslında geliştiren Psyonix değil mi? Ama Epic Games'i taklit ettim çünkü onlar yani bunu istedi de Psyonix getirdi. Düşünsenize şimdi Psyonix bir şey geliştiriyor oyun hakkında. İşte Epic Games'in haberi yok. Sizce böyle bir şey olabilir mi yani? Adamlar direkt oyuna getiriyor. Böyle bir şey olamaz. O yüzden bu iki olgu arasındaki ince çizgiyi unutmayın. Unreal Engine 3 kalınlığı şu an Rocket League ve 15 senelik bir oyun motoru. Ve Nisan 2022'de çıkmış olan Unreal Engine 5'e geçme düşünceleri var. Bana sorarsanız bu bir güncellemeyle falan olmayacak arkadaşlar. Yani nasıl ki Overwatch oyunu ilk defa duyanlar olabilir ama çoğunuz da duymuşsunuzdur. Overwatch oyunu bir nevi FPS artı MOBA oyunu. Yani böyle Valorant gibi düşün ama Valorant gibi de değil. Hero'ların skill'leri var işte point tutmaya çalışıyorsun falan filan o tarz bir oyun. Bu oyun ne yaptı? İkinci oyunu çıkardı. Bence Rocket League
2 gibi bir şey gelebilir. Bak Rocket League 2 olmasına gerek yok ama ben kesin bir yeni oyun bekliyorum. Ya da böyle o kadar büyük bir güncelleme bekliyorum ki hani oyun tanınamaz halde olacak. Yani tanınamaz halde olmasına kastım da şu değil arkadaşlar. Ne bileyim Rocket League'i alıp hani bunu CSGO'ya çevirelim işte arabalar birbirlerine vursun çatışsınlar öyle bir şey değil. Ama grafik bakımından görüntü bakımından tanınmaz halde olacağını düşünüyorum. Ya bu da bence güncellemeyle gelmesi gereken bir şey değil kanısındayım. Yeni oyun falan çıkarmaları lazım. Böyle görüşe sahibim. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama benim Unreal Engine 5 konusundaki en azından tahminlerim bu yönde. Peki bu yarar sağlar mı? Yani vallahi çok zor bir soru bu. Yani yarar sağlayabilir de sağlamayabilir de. Çünkü hepimiz şu klişeyi duymuşuz. Bazen bembeyaz bir sayfa açmak lazımdır diye. Yani şu anda Rocket League bir nevi o yönde. Bak oyun oynanıyor. Onda bir sıkıntı yok. Hani bazı şeyler güzel gidiyor işte. Oyunun e-sporu cidden bu arada ben. Yani Rocket League'in Epic Games'in eline geçtiğinden beri yani yönettiği en iyi şeyin e-spor olduğunu düşünüyorum. Ki e-sporda gerçekten Valorant kadar olmasa da o tarz izlenmeleri var çünkü insanlar yani takım tutar gibi böyle bir Fener Galatasaray maçı izler gibi Rocket League'in e-spor maçlarını izliyor ve bu da güzel bir şey aslında. Yani gayet Rocket League'in e-sporunun tuttuğunu gösterir ve yani yeni başlayan insanların oyuna yatırım yaptığını gösterir. Ama yani diğer konularda gerçekten oyun kötü gidiyor. Yani bunu her videoda anlattım artık. Ama yani çok kısa yine değineceğim. Toksiklik, işte ne bileyim saçma sapan takas platformundaki işte piyasanın anasını ağlaması gibi gibi bir sürü etken var arkadaşlar. Yani daha say bitmez Epic Games'in yaptığı hata. Ama yani herkes hata yapabilir. Ne bileyim işte herkesin böyle yeni bir başlangıca ihtiyacı var. Böyle çok şey gibi de konuştum. Sanki böyle hata yapmışım da kendimi düzeltmek istiyormuşum gibi konuştum ama. Ya bence Rocket League'de o aşamadaki bir çocuk gibi. Bir değişime ihtiyacı var bence. Yani o taze kana ihtiyacı var. O taze kan işte bu Unreal Engine 5 olabilir. Ama işe yarar mı? İşte o çok zor bir soru. Ya bence hem yarayabilir, işe yarayabilir ama şurada patlarsa Rocket League bir kere sıçar. Hani Unreal Engine 5'i getirdi. Tamam grafikler çok tatlı. Ama oyun sadece grafikle bitmez. Hani Unreal Engine 5'i getirdin. Yanında birkaç şey daha düzelt ki. O Unreal Engine 5 harbiden böyle oha insanlar desin ki bu oyun harbiden farklılaşmış. Hani Unreal Engine 5'in yanında da değişen farklı şeyler var. Bence bu oyun Rocket League gibi değil. Hani farklı bir oyun. Rocket League'in daha iyi versiyonu izlenimini uyandırırsın. Bu izlenim uyandırılabilirse eğer bence çok güzel olur. Hem Rocket League yani bayağı oynanabilir. Yani Türkiye'de özellikle güzel bir kitleye ulaşabilir diye düşünüyorum. Ha ama tutmazsa işte o zaman al başına belayı. Emin olun eskisinden daha kötü olur arkadaşlar. Çünkü siz düşünsenize bir karar alıyorsunuz. Mesela hayatınız çok kötü gidiyor. Bundan neye örnek verelim ya gerçek hayattan? Mesela abi sıçtı kalkadı. Şöyle bir örnek verelim arkadaşlar. Sizin bir ilişkiniz var tamam mı? İşte bir kızla çıkıyorsunuz mesela ama ilişkiniz kötü gidiyor. Mutsuzsunuz. Siz o ilişkiyi bitiriyorsunuz. Doğru bir karar alıyorsunuz. Ama sonra başka bir ilişkiye başlıyorsunuz. O ilişki daha kötü gidiyor anladınız mı? Bunun gibi bir şey yani. Bunun bir atasözü vardı hatta ama unuttum valla. O kadar kitap okumadığım için ben de. Yani bir şey bulamadım ama. Yani daha fazla sıçıyorsunuz diyeyim arkadaşlar. Siz de oradan anlayın lafı. İşte bu duruma düşerse harbiden sıkıntı. Çünkü ya şey olayına döner. Biliyorsunuz ki free to play oldu. Ne dedik? Çok fazla oyuncu gelecek ama sonrası belli değil. Ha işte aynı olur. İlk başta çok fazla oyuncu gelir. Sonra free to play olduktan sonraki süreçte olduğu gibi olursa ondan sonra imajı fena zedelenir. Umarım yani bilmiyorum her şey Rocket League'in istediği gibi gider ve yani güzel olur diyeyim. Bu başlıktaki Unreal Engine 5 konusunda da böylece değinmiş oldum. Ve dediğim gibi hani şu anda Unreal Engine 5'in iyi gelme olasılığını tutturmak çok zor. Ama yani güzel bir pazarlama yapılırsa doğru adımlar atılırsa neden olmasın? Son olarak hani ne zaman gelecek diyen insanlar olabilir. Bu arada bu Balkan pide zormuş ya. Öyle bir kesin tarih yok. 2020 ortaları gibi dediler ama o olmadı. Ya belki de olmayacak ama adamların böyle bir açıklaması var yani. Ona göre konuşuyorum ben. Ve bu şekilde içerik çıkıyor ortaya. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bu Unreal Engine 5 konusunda mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Hani yorumlarda tartışalım işte birbirinizle tartışın. Benle tartışın seviyeli bir şekilde. Uf dilimde tüy bitti. Böyle zor bir konuyu yani açıklamaya çalıştım sizlere. Umarım dediğim gibi videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Ve kanala da hala abone değilseniz 2-3 saniyenizi ayırıp kanala abone olursunuz da beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.